Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben Kudret, basket bilimindesiniz. Bu videoda basketbolda pozisyon nasıl belirlenir, pozisyon belirlerken nelere dikkat etmeliyiz ve siz hangi pozisyonda oynamalısınız gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağım dostlar. İntrodan sonra buradayız. Evet, basketbolda pozisyon belirlemenin birinci kuralı boyutunuz. Neyden bahsediyorum? Eğer sen 1.75 boyundaysan ve 70 kiloysan 2 metrelik pivotların arasında rebound kovalaman, onlarla post oynamaya çalışman çok mantıklı değil, değil mi? Ya da sen 2 metre boyundasın ve 100 kilosun, potanın altından rebound alıp hemen potanın içine bırakman mantıklı değil mi? İşte dostlar, siz de boyunuza ve kilonuza göre hangi pozisyonda oynamanız gerektiğini bir nebze daha net bir şekilde anlayabileceksiniz. Evet, bize yardımcı olacak ikinci maddedeyiz. Önüne bir kağıt al, kalemle ortadan ikiye bir çizgi çek. Bir tarafına güçlü yönlerin, bir tarafına zayıf yönlerini yaz. Odaklanman gereken kısım güçlü yönlerin. Zayıf yönlerini de tabii ki geliştirmek zorundasın. Güçlü yönlerine odaklanırsan daha keskin bir oyuncu olacaksın. Örnek veriyorum, birisi Ahmet nasıl bir oyuncu dedikleri zaman direkt olarak güçlü yönün aklına gelecek. Örnek veriyorum, Russell Westbrook nasıl bir oyuncu? Patlayıcı değil mi? Stephen Curry nasıl bir oyuncu? Çok iyi şutu olan bir oyuncu değil mi? İşte senin de güçlü yönünü alıp çok iyi bir şekilde geliştirmen gerekiyor. Bunun yanında zayıf yönlerini de geliştirmeyi unutmamalısın tabii. Tüm bunları yaparken şunu sakın unutma. Hangi pozisyonda oynarsan oyna, hücum ya da savunma repertuarını geliştirmen lazım. Çok iyi post oynuyor olabilirsin, çok iyi şut atıyor olabilirsin ama bu en iyi özelliklerin savunulduğu zaman ne yapacaksın? B planın var mı? C planın var mı? Bunları da geliştirmen gerekiyor. Bu yüzden oyununun her yönüne çalış ama bir ya da iki yerde çok iyi ol. Hatta en iyisi ol. Umarım bu video işine yaramıştır. Eğer işine yaradıysa arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Çünkü çevremizdeki 5 kişinin ortalaması bizi belirliyor. Eğer çevremiz güçlü olursa biz de güçlü oluruz dostlar. Unutmadan söyleyeyim. Çok ve akıllı çalışmaya devam edin.